Sayın milletvekillerimiz, Türkiye Barolar Birliği'nin Sayın Saymalı, Türkiye Barolar Birliği'nin Sayın Başkanı, Türkiye Barolar Birliği'nin Sayın Başkan Yardımcıları, Türkiye Barolar Birliği'nin Sayın Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu Sayın Üyeleri, Barolarımızın Kadın Hukuku Komisyonlarının değerli üyeleri, Sayın Konuklar. Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu, TÜBAKKOM tarafından düzenlenen 1. Kadın Avukatlar Kurultayı'na hoş geldiniz. 2 gün devam edecek programımız, açılış konuşmalarını müteakiben plaket töreni, şiir dinletisi, divan oluşturulması, tebliğlerin sunumu, toplumsal cinsiyet eşitliği, hukuk eğitiminde cinsiyetçi öğeler, çalışma yaşamında cinsiyetler arası eşitlik ve kadın avukatları etkileri, ülkemizde ve dünyada barolardaki kadın örgütlenme modelleri ve kadınların temsiliyeti, kadının insan hakları ve uluslararası sözleşmelerinin analizi, konulu tebliğlerin sunumları, yine yarın devam edecek olan Türkiye Barolar Birliği'nin desteğiyle TÜBAKKOM tarafından yaptırılan anket sonuçlarının sunumu ve değerlendirilmesi, grup çalışma raporlarının sunulması, sonuç bildirgesinin sunumu, dilek ve temenniler ile programımız sona erecektir. Yüce Önder Atatürk, aziz şehitlerimiz ve kaybettiğimiz sevgili avukatlarımızın çok değerli hatıraları huzurunda sizlerin saygı duruşuna davet ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi açılış konuşmalarını yapmak üzere TÜBAKKOM dönem sözcüsü Avukat Sayın Hidaye Kahyoğulları'nı kürsüye davet ediyorum. Sayın Milletvekili, Türkiye Barolar Birliği Sayın Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Baroların ve Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu'nun değerli temsilcileri, değerli meslektaşlarım, değerli konuklar, basının değerli mensupları, Türkiye Barolar Birliği bünyesinde gerçekleştirilen Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu'nun organizasyonunu üstlendiği 1. Kadın Avukatlar Kurultayı'na hoş geldiniz. Hepimizce bilindiği üzere ülkemizde ilk kadın avukat ve hukukun öncü kadını Sayın Süreyya Ağaoğlu'dur. Ağaoğlu çocukluğunda hayalini kurduğu avukatlık mesleğini icra etmek için 1921 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine başvuru yaparak kadınların da hukuk eğitimi almasına öncülük etmiştir. Ağaoğlu'nun ülkenin o tarihlerde içinde bulunduğu zor şartlara rağmen bu denli kararlı olmasının en önemli sebebi ise
kadın avukat olarak hak arama özgürlüğünde yer almak istemesidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Cumhuriyet'in ilamı ile benimsenen temel ilkeler sayesinde kadının temel hak ve özgürlüklerine ilişkin kazanımları hızla artmıştır. 1980'li yıllara gelindiğinde ise kadın hukukçuların kadın hakları alanında bireysel ve örgütsel çalışmaları kadın hareketine ivme kazandırmıştır. Yine bilindiği üzere 1998 yılında İstanbul Barosu Kadın Hukuku Komisyonu Başkanı olan Sayın Avukat Nazan Maroğlu'nun öncülüğünde Baroların Kadın Hukuku Komisyonları, Türkiye Baroları Kadın Komisyonları Ağı olarak çalışmalarına başlamıştır. 1999 yılından itibaren ise TÜBAKKOM adı ile Baroların Kadın Hukuku Komisyonları, Türkiye Barolar Birliği bünyesinde kurumsal olarak yapılanma içerisinde yerini almıştır. Türkiye Barolar Birliği ve barolar içinde kadın avukatların daha aktif olma talepleri ve ülkemizin kadın hareketine daha aktif katılma çabası TÜBAKKOM'un kuruluşu ve çalışmaları ile son 13 yıldır örgütlü bir biçimde artmıştır. Biz kadın avukatlar olarak TÜBAKKOM yönergesinde yer alan temel ilke ve amaçlar doğrultusunda TÜBAKKOM 10. Genel Kurulu toplantısında 1. Kadın Avukatlar Kurultayı yapılmasına karar verdik. Kurultay ile cinsiyet ayrımcılığı ve ataerkil uygulamalar neticesinde yaşanılan sorunların tespitini ve çözümünü amaçladık. Her alanda eşit ve görünür olmak, yaşamımızda ve meslek örgütlerimizdeki ataerkil anlayışa karşı farkındalığımızı artırmak istiyoruz. Bir başka deyişle mesleki yapılanmadaki yerimizi sorgulamak ve söylemimizi toplumsal cinsiyet eşitliğinde temelinde oluşturmayı hedefliyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği temelinde yapılacak olan 1. Kadın Avukatlar Kurultayı'nın Türkiye'de ve dünyada ilk kez gerçekleştiriliyor olmasının tarihi önemini de ayrıca vurgulamak isterim. Kurultayın hazırlık aşaması ve sonrasında bizlere destek veren Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Avukat Vedat Ahsen Coşar'a, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜBAKKOM Koordinatörü Sayın Avukat Aside Şenal'a, Türkiye Barolar Birliği Sayın Yönetim Kurulu üyelerine ve emeği geçen tüm meslektaşlarımıza teşekkürlerimi saygıyla sunarım. Kurultayın verimli ve başarılı geçmesi dileğiyle sizleri hukuka, dünyaya ve yaşama dair sözümüz var demeye davet ediyorum. Hepinize en içten dileklerimle saygı ve sevgilerimi sunarım. Hidaye Hanım'a teşekkür ediyoruz. Şimdi de açılış konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyemiz ve TÜBAKKOM Koordinatörü Avukat Sayın Aside Şenal'ı kürsüye davet ediyorum. Özür dilerim, biraz önce dışarıda da söyledim. Gençken ben ne zaman bir yere gitmek istesem yüzümde sivilce çıkardı. Şimdi de böyle bir toplantıda konuşma yapacaksam öksürük tutuyor. Yaşla ilgili bir değişiklik. Ama sevgili Hale arkadaşım da dedi ki sivilcedense öksürüğü tercih ederim. Türkiye Barolar Birliği'nin değerli başkanı, başkanlık divanı üyeleri, sayın milletvekilim, sevgili arkadaşlarım, sevgili meslektaşlarım, sevgili dostlar, Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu TÜBAKKOM tarafından düzenlenen Kadın Avukatlar Kurultayı'na hoş geldiniz. Bu yıl ilk olarak düzenlediğimiz kurultayın kadın avukatlar ve ülkemizin tüm kadınları için, kadın hakları ve bu konudaki yasal düzenlemeler için olumlu ve etkili sonuçlar doğuracağına inancımla sizleri saygıyla selamlıyorum. Sevgili arkadaşlarım, kadın hakları savunucuları, kadının insan olmaktan, kadın olmaktan doğan kişisel, toplumsal ve siyasal haklarının önündeki tüm engellerin kalkması ve özgür iradesini kullanarak yaşamını kendisi tayin eden, kişiliğini istediği yönde, istediği gibi geliştirebilen, toplum yönetiminde söz sahibi, ekonomik özgürlük ve gücü olan,
sırf cinsiyeti nedeniyle ezilmeyen, baskı görmeyen, horlanmayan bireyler olarak toplumda yer almanın mücadelesini yıllardır ve yılmadan, usanmadan sürdürmektedirler. Bu mücadele ne kadar kararlı olursa olsun, ne yazık ki belli bir sürede başlayıp sonuca ulaşabilecek nitelikte değil. Bu yüzden de yıllardır sürmekte ve görünen o ki daha yıllarca sürünecek, sürecek. Ama şunu da kabul etmek gerekiyor ki bugün oldukça ilerlemiş bir noktadayız. Yapılan mücadeleler bir takım sonuçlar vermiş durumda. Bir yandan bizler, bir yandan kadının gerçek anlamda tüm haklarıyla var olduğu bir dünya yaratmaya çalışırken, bir yandan da görüyoruz ki kadının aslında yaşama hakkı bile bugün giderek artan bir tehlike altında. Her gün kadınlar ülkemizde ve tüm dünyada baskı görüyor, eziliyor, itiliyor, susturuluyor, şiddete uğruyor, tecavüz ediliyor, satılıyor ve öldürülüyorlar. Ve kadının haklarıyla varoluş savaşı mı gösteriyor ki, mitolojinin Sisifos efsanesinde kayayı her gün sırtlanıp dipten tepeye çıkartmak ve sonra yine geri yuvarlanan kayayı alıp yeniden tepeye çıkartmak ve bunu her gün yeniden yapmak zorunda olan gerçek Sisifos, efsanede erkek olsa da tüm dünya tarihinde, günümüzde, gerçekte bugün hala kadındır. Bu yüzden TÜBAKKOM'un bu toplantı vesilesiyle seçmiş olduğumuz amblemi de sevgili arkadaşım Hale'nin çok yerinde tespitiyle Sisifos'tur. Sevgili arkadaşlarım, işimiz zor ama kadının işi zaten hiçbir alanda hiçbir zaman kolay olmadı. Yol ne kadar uzun ve meşakkatli olsa da varılacak hedefe doğru atılan her adım mesafeyi biraz daha kısaltacaktır. Bugün bu kurultay da bu anlamda adımlardan biri ve önemli biridir. Sevgili arkadaşlarım, haklarına sahip çıkan, bunun için savaşan, tüm olumsuz koşullarda inançla dimdik ayakta duran tüm kadınlarımızı ve onların bu savaşında yanında ve müttefiki olan tüm erkekleri saygıyla selamlıyorum. Bu mücadelede, bu savaşta başarılar diliyorum. Aslı Hanım'a teşekkür ediyoruz. Şimdi de açılış konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Barolar Birliği Başkanımız Avukat Sayın Vedat Aslan Coşar'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Milletvekilim, Türkiye Barolar Birliği'nin Sayın Başkan Yardımcıları, Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye Barolarının Kadın Hakları Komisyonlarının değerli temsilcileri, sevgili meslektaşlarım, değerli konuklar, Türkiye Barolar Birliği Kadın Hakları, Kadın Hukuku Komisyonu tarafından düzenlenen 1. Kadın Avukatlar Kurultayı'na hoş geldiniz. Hepinizi Türkiye Barolar Birliği adına, Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarım adına ve kendi adıma sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Türkiye Barolar Birliği olarak Kadın Avukatlar Kurultayı düzenlemekle sanıyorum Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz. 2 gün boyunca çalışma yaşamında cinsiyetler arası eşitlik, eşitliğin ya da eşitsizliğin kadın avukatlara olan etkisi, gerek ülkemizdeki gerekse dünya barolarında kadınların örgütlenme modelleri ve temsili, kadının insan hakları, uluslararası sözleşmelerin analizi konuları başta olmak üzere kadın avukatlarımızın sorunlarını tartışacağız. Kurultayımızda tartışmaya açılan bu konular üzerine görüş bildirmezden önce ve izninizle kurultayımızın konusuyla da ilgili olan kadınların insan hakları ve bu hakların tarihi üzerine bir şeyler söylemek istiyorum. Değerli meslektaşlarım, 1791 yılında Paris'te Fransız devriminin erken günlerinde, daha sonra fikirlerinden dolayı giyotinle idam edilen Olympe de Gouges, kadın hakları adıyla yayınladığı el broşüründe Fransız kadınlarının Fransız erkekleriyle eşit konuma getirilmelerini, eşit haklara sahip olmalarını talep ediyor
ve ardından Fransız Meclisi'nin yürürlüğe koyduğu erkek ve yurttaş hakları bildirgesine cevaben kadın ve yurttaş hakları bildirgesini yayınlıyordu. 1790'da Amerika'da Massachusetts'te Amerikalı Judith Sargent Murray cinsiyetler arasındaki eşitlik üzerine eserini yayınladı. Kadınların haklarına yönelik bu erken dönem çalışmaları feminist düşünce için hala başat eser olarak kabul edilen Mary Wollstonecraft'ın kadın haklarının savunusu izledi. Yine Amerikan devrimi sırasında yeni yasalar yapılırken kadınlar parlamentoda kendilerinin de temsil edilmeleri gerektiğini ileri sürüyorlar ve bunu talep ediyorlardı. Aydınlanma ya da akıl çağı olarak isimlendirilen süreçle birlikte gelişen kuramların öngördüğü pek çok şey zamanla ve birer birer yaşama geçirilmeye başlandı. Örneğin doğal hukuk öğretisinin savunduğu insanların doğarken beraberinde getirdikleri, dünyevi iktidarların asla dokunamayacakları, devredilmez ve vazgeçilmez nitelikteki tanrı bağışı haklara sahip oldukları ve yine demokrasilerde en önemli makamın yurttaşlık makamı olduğu görüşü 1776 tarihli Amerikan bağımsızlık bildirisiyle 1789 tarihli Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları bildirisinin fikri, hukuki ve siyasal zeminini oluşturdu. Kuşkusuz o dönemin kadın hakları savunucuları, erkeklerin sahip oldukları doğal hakların, yurttaşlık haklarının tamamına kadınların da sahip olacaklarını umuyorlardı. Ama demokrasi ve doğal haklar öğretisini savunan, dahası bunu yaşama geçiren erkek teorisyenler ne yazık ki kadınların bu umutlarını boşa çıkardılar. Gerek İngiliz hukukunun gelişmesinde, gerekse onu izleyen ve esas alan Amerikan hukukunun kurgulanmasında önemli pay sahibi olan büyük İngiliz hukukçu Blackstone 1765-1769 yıllarında ve İngiliz Amerikan hukuk fakültelerinde ders kitabı olarak okutulmak üzere yayınladığı İngiltere Yasaları Üzerine Yorumlar adlı eserinde evlilik ile birlikte kanun önünde eşler tek bir kişi haline gelirler. Evlilik sırasında kadının varlığı ve yasal kimliği belirsizdir. Ya da kadını kanatları altında her şeye karşı korumaya almış olan erkeğinki ile birleşiktir demek suretiyle evli kadınların başta mülkiyet ve miras hakkı olmak üzere hiçbir medeni haklarının olmadığını savunuyordu. Doğal hakların tüm insanlar için olduğunu savunan John Locke, 1690 yılında yazdığı Hükümet Üzerine İkinci Deneme adlı ünlü eserinde men yani kişi sözcüğünü genel anlamıyla değil erkek anlamında kullanıyor ve karıyla koca bazen kaçınılmaz olarak farklı isteklere sahip olabilirler. Bunun için bir kuralın yerleştirilmesi gerekir. Bu da doğal olarak güçlü ve iktidar sahibi olan erkeğin görevidir diyordu. Doğal haklar öğretisini kadınlara uyarlayan ilk girişim kadın ve erkek 100 kişi tarafından imzalanan ve fakat bir kadın Elizabeth Stanton tarafından kaleme alınan 19-20 Temmuz 1848 tarihli duygular bildirisiyle geliyor ve Amerikan bağımsızlık bildirisine sistem edercesine insani olayların akışı içinde insanlık ailesinin bir bölümü yeryüzü halkları arasında şimdiye kadarkinden farklı doğanın ve Tanrı'nın onlara hak tanıdığı bir tavır alması gereksinimi doğarsa bu kişilerin kendilerini böyle tavır almaya iten nedenleri açıklamaları insanoğlunun düşüncesine duydukları saygının gereğidir diye başlıyor ve şöyle devam ediyordu. Bütün erkekler ve kadınlar eşit yaratılmışlardır. Yaratıcıları tarafından verilmiş vazgeçilmez haklara sahiptirler ki bunların arasında yaşam, özgürlük ve mutluluğu arama hakkı vardır. Bu hakları korumak için güçlerini yönetenlerin rızalarından alan hükümetler kurulmuştur. Biz bu hakikatleri aşikar sayıyoruz. Değerli meslektaşlarım, buraya kadar anlattıklarım Marx'ın kadim dostu Engels'in özlü deyişiyle erkeği burjuva, karısını proletarya kabul eden çarpık anlayışa karşı sürdürülen mücadelenin bir kısmı. Sonrası da var, hala var. Sonrasını anlatarak
sizleri daha fazla sıkmayacağım. Ama tarihten, daha doğrusu bizim tarihimizden ve bu tarihi hızlandırarak yapan bir büyük ustadan, dehadan söz etmeden de geçemeyeceğim. Mustafa Kemal Atatürk. Hindistan Kadınlar Birliği'nin ölümü üzerine yayınladığı bildiride, kadın haklarının insanlık tarihi boyunca gelmiş en büyüklerinden birisi olarak ilan ettiği Büyük Atatürk, 1923 yılının Ocak ayında Cumhuriyet'in ilanından 9 ay önce İzmir'de şunları söylüyor. Bir toplum cinslerinden yalnız birinin yüzyılımızın getirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarı yarıya zayıflamış olur. Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların nedeni kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurun sonucudur. Bir toplumun bir uzvu faaliyette bulunurken öteki uzvu atalette olursa o toplum felce uğramış demektir. Büyük Atatürk'ün bu vizyonu sayesindedir ki insan hakları evrensel bildirisinden, insan hakları sözleşmelerinden, yani kadın erkek eşitliğinin daha henüz uluslararası bir hukuk kuralı haline gelmesinden çok daha önce bizim ülkemizde kadınlar yönetime katılma hakkını elde etmişlerdir. Eğer bugün kadınlarımız yeni Türk Ceza Kanunu'nun yürürlüğe girmesinde olsun, daha önce yürürlüğe konulan Türk Medeni Kanunu'nun yasalaşmasında olsun, yakın zamanlarda yürürlüğe giren 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun kabulünde olsun, öncülük yapmış, katkı yapmış liseler ki yapmışlardır. Herhalde bu, bugün dahi kadınları siyasi haklara sahip olmayan ülkelerin bulunduğu bir dünyada, birçok Avrupa ülkesinde bile kadınların oy kullanamadığı bir tarihte bizim kadınlarımıza oy kullanma hakkı tanıyan büyük ustanın, yani Mustafa Kemal Atatürk'ün dehası sayesindedir. Değerli meslektaşlarım, Türkiye'nin gündemindeki en önemli sorun hukuk, daha doğrusu hukuksuzluktur. Türkiye hukukla olan sorununu çözmeden, yargısını bağımsız ve tarafsız bir konuma getirmeden ne demokrasisinde sağlıklı bir ilerleme sağlayabilir ne de ekonomisini istikrarlı kılabilir. Türkiye hukukla olan sorununu çözmeden biz avukatların meslek sorunlarının kalıcı bir çözüme ulaşması da kanımca mümkün değildir. Mümkün değildir, zira en önemli sermayesi bilgi ve zaman olan avukatlık mesleği ancak ve ancak bilgi ve zamanın sermaye aracı olarak kabul gördüğü, hukuka aidiyet bilincinin toplumun her kesiminde yerleştiği, hukukun üstün ve evrensel ilkelerinin içselleştirildiği ve eksiksiz uygulandığı kent toplumunda değer ve anlam ifade eder. Takdir edeceğiniz üzere sorunun bu yönünün cinsiyetle, avukatın cinsiyetiyle bir ilgisi yoktur. Kadın veya erkek avukatlar olarak hepimizin en fazla rahatsızlık duyduğumuz husus da budur. Onun için ve el birliğiyle Türkiye'nin hukukla ilgili sorununun çözümüne katkı yapmamız, bu yönde mücadele etmemiz gerekir. Bundan bağımsız olarak salt kadın olmalarından dolayı kadın avukatlarımızın mesleklerini icra etmekte biz avukatlara oranla daha fazla zorluk içerisinde oldukları hususu ülke olarak yaşadığımız bir gerçektir. Nitekim bu kurultay nedeniyle yaptırdığımız anket çalışmasındaki veriler de bu tespiti doğrulamaktadır. Türkiye Barolar Birliği olarak gerek bu anket çalışmasında belirlenen, gerekse bu kurultay sürecinde ortaya konulacak sorunların çözüme kavuşturulması konusunda her türlü çabayı göstereceğimizden ve siz değerli kadın meslektaşlarımızın her zaman ve her koşulda yanlarında yer alacağımızdan emin olmanızı isteriz. Değerli meslektaşlarım, elimizdeki istatistik bilgilerden oluşan veri tabanına göre kadın avukatlarımızın çözümü büyük ölçüde bizim elimizde olan sorunlarından birisi baro organlarındaki temsil sorunudur. Hepimizin çok iyi bildiği üzere demokrasinin özü temsildir. Temsilde adalettir. Nitekim Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan kadın şartı dokümanının 5 önceliğinden biri karar alma mekanizmalarında kadınların yeterli sayıda temsil edilmeleridir. Ne yazık ki ülkemiz kadınlarının gerek parlamentoda gerekse meslek kuruluşları ile diğer karar alma mekanizmalarında temsili konusunda çok iyi bir yerde değildir. Büyük Atatürk'ün 1923 yılında söylediklerinin hala çok uzağında olan bir yerdedir. Örneğin ülkemizdeki avukatların %62,3'ü erkek, %37,7'si kadın iken
kadın avukatlarımızın baro yönetim kurullarındaki temsil oranı %19,09, disiplin kurullarındaki temsil oranı %22,07, delegasyondaki temsil oranı ise %19,21'dir. 16 baromuzda kadın yönetim kurulu üyesi ne yazık ki yoktur. Baro başkanlarımızın 4'ü kadın, 74'ü erkektir. Bu tablonun mutlaka değişmesi gerekir. Ülkemize haksızlık etmemek adına ifade etmek gerekir ki, kadınların temsil sorunu sadece ülkemizde değil, dünya ölçeğinde de sorunludur. Avrupa Komisyonu tarafından 2010 yılında hazırlanan bir rapora göre, Avrupa'da halka açık büyük şirketlerin yönetim kurulu başkanlarının sadece %3'ü kadındır. Yönetim kurullarında ise 2003 yılında %9 olan kadın oranı, Ocak 2012 verilerine göre %13,7'ye yükselmiştir. Yıllık 0,5 düzeylerinde olan bu artış hızıyla devam edildiği takdirde kadınların yönetim kurullarında %40 gibi bir seviyede temsil edilmeleri için 50 sene gibi bir süre geçmesi gerekmektedir. Bu tablo Avrupa'daki barolar bağlamında da çok farklı değildir. Değerli meslektaşlarım, kadının haklarını da kapsayan insan hakları bir nesne değil, bir anlayış, bir düşünce biçimi ve bir hak talepleri toplamıdır. Bu talepler ahlak kurallarından türemiş, giderek hukuk kuralları haline gelmiş, ulusal ve uluslararası kaynaklarda ifade ve kabul görmüştür. Türkiye Barolar Birliği kendi bünyesinde oluşturduğu insan hakları merkezi aracılığıyla bu hakların ve insan hakları ihlallerinin sadık ve içten takipçisidir. Türkiye Barolar Birliği, kamu politikalarının cinsiyet eşitliği temelinde düzenlenmesi suretiyle kadın sorununa, kadına odaklanan bir anlayışla çözüm aramayı öngören yasal düzenlemelerin ve bütün bu konularda içtenlik talep eden kadının insan hakları savunucularının en önemli destekçisidir. Dün olduğu gibi önümüzdeki süreçte de Türkiye Barolar Birliği, cinsiyet eşitliğinin insan hakları bağlamında ana akıma yerleştirilmesi, diğer bir deyişle siyasal, ekonomik ve toplumsal alandaki en temel politika, plan ve programlara cinsiyet eşitliğinin dahil edilmesi ve böylece kadınların ve erkeklerin sağlayacakları yararın eşitlik temelinde maksimize edilmesi yönünde yapılan çalışmalara katkı yapmaya devam edecektir. Değerli meslektaşlarım, bu kurultayın kadın avukatlarımızın sorunlarının çözümü konusunda bizlere rehberlik edeceğine, yolumuzu aydınlatacağına olan inancımı sizlerle paylaşır, kurultayın düzenlenmesinde emeği geçen herkese ama en başta TÜBAKKOM 11. dönem sözcüsü Sayın Hidaye Kahyaoğulları'na, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜBAKKOM Koordinatörü Sayın Aside Şenol'a, Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarım adına kendi adıma en içten teşekkürlerimi sunar. Hepinizi bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlarım. Teşekkür ederim. Başkanımıza bu güzel konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Başkanımızı bırakmıyoruz ve plaket törenimize devam ediyoruz. TÜBAKKOM kurucu, başkanı ve birinci dönem sözcüsü avukat Sayın Nazan Moroğlu'nu plaketlerini almak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, değerli meslektaşlarım, bugün benim için hakikaten hem onur verici hem de çok heyecan verici bir gün. İstanbul Barosu olarak böyle bir oluşuma karar verdiğimizde hem TÜBAKKOM'un fikir annesi ve isim annesi olarak şu aldığım plaket bir anlamda çocuğumun diplomasını aldığı günkü gibi bir heyecan verdi bana. Ben bu plaketi
TÜBAKKOM'un diploması olarak alıyorum. Gerçekten kaçıncı dönem oldu? Büyük başarıyla bayrak yarışı halinde dönem sözcüleri TÜBAKKOM'u daha aktif, daha üretken hale getirdiler. Tabii bunda hem arkadaşlarımın, değerli kadın meslektaşlarımın rolü çok büyük. Ancak Barolar Birliği'nin desteği de bu açıdan çok değerli. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten heyecanlandım. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. TÜBAKKOM Koordinatör Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyemiz Avukat Sayın Arstayşanoğlu plaketini almak üzere sahneye davet ediyorum. Önceki dönem yönetim kurulu üyemiz ve TÜBAKKOM koordinatör üyesi avukat Sayın Canan Şener'i plaketini almak üzere sahneye davet ediyorum. Canan Hanım'a plaketini vermek üzere Konya Milletvekili Sayın Avukat Ayşe Türkmenoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Sevgili arkadaşlarım, öncelikle sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Bu TÜBAKKOM sayesinde sizleri tanıdım. Bu bana ayrıca bir gurur kaynağı oldu. Bildiğiniz gibi kadına hak ettiği yeri vermek, çağı yakalamakla mümkün. Onun için bu kadına hak ettiği yeri verme konusundaki çabalarınız nedeniyle hepinizi candan kutluyorum. Bundan sonra da bu çabaların artarak devam edeceğine inanıyorum. Bu çalışma içinde katkım olduğu inancıyla verilen bu plakete de ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. İyi günler. TÜBAKKOM ikinci dönem sözcüsü avukat Sayın Şenal Sarıhan'ı plaketlerini almak üzere sahneye davet ediyorum. Şenal Hanım'a plaketlerini vermek üzere Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcımız avukat Sayın Berra Besler'i sahneye davet ediyorum. Değerli arkadaşlar, gerçekten benim için de bugün çok sevinçli bir gün. Hepimizin emeği, kadın hakları mücadelesi bugün burada taçlanıyor. Sizin emeklerinizin ne kadar eskiye dayalı olduğunu, fakat bu emeğin örgütlü bir biçimde ifade alanının barolarımız olduğunu hepimiz biliyoruz. Örgütlülük bizi kadın hakları konusunda olduğu gibi demokrasi, insan hakları ve özellikle laiklik konusunda da, çünkü değerli başkanımızın da ifade ettikleri gibi kadınlar olarak burada var olmamızın ana nedeni, temel nedeni Cumhuriyet devrimlerinin bize armağan ettiği haklar, özgürlükler. Biz onları geliştirmeye uğraşıyoruz, onları daha ileriye taşımaya uğraşıyoruz. Bu uğraş içinde hem hukuku doğru düzgün bir yere oturtmaya gayret etmek, hem de kendi haklarımız temelinden o hakları ileriye doğru götürmek mücadelesi özünde gerçekten ağır bir mücadele. Kadınlar omuzlarında çok yük taşıyorlar. Şimdi izin verirseniz ben ikinci dönemden bazı arkadaşlarımın adlarını anmak istiyorum. İkinci dönem çalışmalarımızı 25 Mart 2000 tarihiyle
15 Nisan 2001 tarihleri arasında gerçekleştirmiştik. Ankara'dan Monise Dayı arkadaşımız ve Tülay Çelik Yürek arkadaşlarımız benimle birlikte ortak çalışıyor idiler. Aynı zamanda o dönem yürütme kurulu, bazı arkadaşlarımız aramızda ama aramızda olmayan, artık hiç olmayan arkadaşlar da var. Örneğin Ayşen Akçal arkadaşımız Adana temsilcisiymişler. Fazilet Demirözen Karabük. Ayşen Erdoğan, kendisi burada İzmir. Meral Erdoğan arkadaşımız Barolar Birliği koordinatörü olarak çalışmış. Ve Sema Yağdıran arkadaşımız ne yazık ki aramızda değil. Bu çalışmaların yapıldığı sırada henüz medeni yasa, TCK çalışmaları emekliyordu. Sadece bir 4320 çalışmamızın deneyimi vardı elimizin altında. Sizler çok daha ileri taşıdınız, çok daha önemli çalışmalar yaptınız. Bugün bu çalışmaların gelecek için önemli katkıları olacağı inancındayım. O tarihlerde 25 baromuzda kadın hakları kurullarımız vardı ve TÜBAKOM'a üyeydiler. Zannediyorum ki bugün o sayı çok daha yukarı doğru çıktı. Ben o yılın kitaplarını şöyle bir karıştırdım akşam. Bir dönemdir aranızda değilim biliyorsunuz. Başka bir alanda Cumhuriyet Kadınları Derneği içinde çaba göstermeye çalışıyorum. Ve 67 şubesi olan bir örgütün genel başkanlığını şu anda yapıyorum. Bu oldukça ağır bir iş. Bu sebeple baromuza ve sizlerin aranızda birliğimize katkılarım fazlasıyla olamıyor. Ama bütün bu emeklerin aka aka birleştiği ve bu birlik içinde bizi o tepeye doğru mutlaka çıkaracağı inancındayım. Biraz uzattım, bağışlayın. Çok teşekkür ediyorum herkese. Sağ olun. TÜBAKOM 3. dönem sözcüsü Avukat Ayşen Erdoğan'ı plaketlerini almak üzere sahneye davet ediyorum. TÜBAKOM 4. dönem sözcüsü Avukat Sayın Nilgün Berk'i plaketlerini almak üzere sahneye davet ediyorum. Uzun zamandan sonra ilk kez müthiş bir heyecan duyuyorum.
Kadın avukatlar çok rahattırlar. Hatta hani kadınların konuşması hiç bitmez denir. Kadın avukatların hiç bitmez. Ama ben gerçekten şu an müthiş heyecanlıyım. Ve ben bu heyecanı İstanbul'dan sevgili Nazan Hanım bu çağrıyı çıkarttığında ve ilk toplantıya katıldığımda da hissetmiştim. O gün müthiş heyecanlıydım ve geldiğimde de aynı şeyi söyledim. Aynı heyecanı hissediyorum. Ve herkese çok teşekkür ediyorum. Ancak yolumuz o kadar uzun ki, buraya gelmeden evvel 2012 yılında kadın Türkiye'de ne durumda şöyle bir bakmak istedim ve çok üzüldüm ve bir kadın ve bir hukukçu olarak çok utandım. Aslında hepimiz biliyoruz, 26 bakanımız var, bir kadın bakan. 2924 belediye başkanının sadece 26'sı kadın, 34.210 yanlış hatırlamıyorsam, muhtarın sadece ve sadece 65'i kadın, 81 valinde bir kadın, 103 rektörün sadece 5'i kadın ve bu ülkede 1.900.000 memur var. Resmi rakamlara göre %62'si erkek, %38'i kadın. Yolumuz çok uzun arkadaşlar. Hepimize kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Başkan Yardımcımız Berra Hanım'a teşekkür ediyoruz. TÜBAKKOM 5. dönem sözcüsü, aramızdan ayrılan, kendisini rahmetle andığımız Avukat Sayın Ülcaz Şahin'in plaketlerini almak üzere Adana Barosu Kadın Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Sayın Meltem Erdinç Gürcüoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Plaketlerini vermek üzere Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcımız Avukat Sayın Talay Şenol'u sahneye davet ediyorum. Değerli meslektaşlarım, plaket için biz de TÜBAKKOM'a çok teşekkür ediyoruz. Her ne kadar ben Ülcaz Hanım'la çalışma şansına sahip olamadıysam da bizim komisyonumuzda çalışan arkadaşlarımız var ve onlardan her zaman Ülcaz Hanım'ın kadın hakları konusunda ne kadar özveriyle çalıştığını, ne kadar katkıda bulunduğunu dinliyoruz. Eminim kendisi yaşasaydı şu anda da mutlaka aramızda olur ve değerli fikirleriyle bize katkıda bulunmaya devam ederdi. Kendisini minnet ve şükranla anıyorum. Teşekkür ederim. TÜBAKKOM 6. dönem sözcüsü Avukat Sayın Fazilet Demirezen'i plaketlerini almak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın Barolar Birliği Başkanımız ve değerli meslektaşlarım, bugün burada bulunmanın, sizleri tekrar görmenin heyecanı, ödül almak kadar sizleri yeniden görmek de çok büyük heyecan verici. Evimin en güzel köşesinde saklayacağım bu ödülü de. 1999 yılında ilk İstanbul toplantısına katılarak başlamıştım. TÜBAKKOM'un böyle çığ gibi büyümesi ve burada bir hayli gençlerin bulunması da TÜBAKKOM'un daha uzun yıllar devam edeceği güvencesi çok hoşuma gitti. Ayrıca rahmetli Özdemir Özok'u saygıyla rahmetle anıyorum. Barolar Birliği başkanlarımızın çok büyük destekleri olmasa TÜBAKKOM bu kadar ilerlemezdi. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kanunlarda elde ettiğimiz bu başarılarla pek çok kadına çok büyük haklar elde ediyoruz. Ama şiddeti bir türlü önleyemedik. Şiddetle mücadelemiz için çok büyük
yolumuz var. Her geçen gün kadınlara daha büyük katliam ve kıyım var. Bunun üzüntüsü içindeyiz. Hepinize meslekte ve TÜBAKKOM'da başarılar diliyorum. Saygılarımla. TÜBAKKOM 7. ve 8. dönem sözcüsü Avukat Sayın Perihan Selma Göçmen'in plaketlerini almak üzere Avukat Sayın Meryem Arpacı sahneye davet ediyorum. Avukat Saadet Öztürk, bir düzeltme yapmak istiyorum. Selma Hanım için teşekkür ediyorum. Kendisi çok önemli bir mazeret için burada olmadı. Teşekkürlerini, sevgilerini ve saygılarını size gönderdi. TÜBAKKOM olduğu kadar Antalya Kadın Hakları Kurulu için de büyük önem, büyük çalışma yapmıştır. Bizim için önünüzü açmıştır. Teşekkür ediyorum. Biz de Başkan Yardımcımız Salar Bey'e teşekkür ediyoruz. TÜBAKKOM 9. dönem sözcüsü Avukat Sayın Menekşe Ersoy Çatağı plaketlerini almak üzere sahneye davet ediyorum. Menekşe Hanım'a plaketlerini vermek üzere Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Sayman Üyemiz Avukat Sayın Stare Sarsen'i sahneye davet ediyorum. TÜBAKKOM'a emeği geçen ve TÜBAKKOM'u bugüne getiren herkese teşekkür ediyorum. TÜBAKKOM 9. dönem sözcüsü Avukat Sayın Harika Levent'i plaketlerini almak üzere sahneye davet ediyorum. Birinci Kadın Avukatları Kurultayı'nın değerli katılımcıları, Mersin Barosu Kadın Hukuku Komisyonu dönem başkanı, komisyon başkanı ve 9. dönem sözcüsü olarak, bir cumhuriyet kadını olarak, cumhuriyet ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak bu mücadelenin içinde yer aldığımdan onur duyuyorum. Bu onuru sizlerle paylaşmaktan daha da onur duyuyorum. Saygılar sunuyorum. Sterre Hanım'a teşekkür ediyoruz. TÜBAKKOM 10. dönem sözcüsü Avukat Sayın Hatice Can'ı plaketlerini almak üzere sahneye davet ediyorum. Hatice Hanım'a plaketlerini vermek üzere Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyemiz Avukat Sayın Asude Şenol'u sahneye davet ediyorum. Evet, değerli dostlar, Baro'nun değerli temsilcileri, bugünlere TÜBAKKOM'u getiren ve emeği geçen bütün arkadaşlar, hepiniz sağ olun, var olun. Yaş ortalamasına bakıyorum, epeyce bir gençleştik. Ve bir yönden de şuna bakıyorum, tüm dünyada kadın alanı, kadın hukuku alanı
kadının insan hakları alanının da geçmişi çok değil. Birleşmiş Milletler özel olarak kadın alanına 1975 yılında bakabilmişti. Dünya Kadın Yılı ilan etmişti ve kadınlarla ilgili özel düzenlemeler yapılması gerektiği bakış açısı o tarihten itibaren başlamıştı. Ve SEDAV, Kadının İnsan Hakları Anayasası dediğimizin de tarihi çok eski değil. Kadına yönelik şiddetle ilgili düzenlemeler, uluslararası düzenlemeler hala devam etme ihtiyacı duyuluyor. Avrupa Konseyi'nin İstanbul Protokolü adı altında düzenlediği yeni bir sistem var. Bu da demek ki tüm dünyada hala kadın sorunu, kadın insan hakları alanı can yakıcı olmaya devam ediyor. Ülkemizde de bu durum devam ettiği sürece kadının insan hakları alanı aktif olacak. Kadının insan hakları savunucusu avukatlar da hak aramanın en önemli araçları olarak bu mücadeleye devam edecek. Ben de bugün ilk kadın alanında çalışmaya başladığım 1975 yılından bu yana böyle bir onurlandırıldığım için hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hepinizin emeğine sağlık. Kadının insan hakları sorununun olmayacağı günler umut ve özlemiyle saygılarımı sunuyorum. TÜBAKKOM 11. dönem sözcüsü avukat Sayın Hidaye Kahyaoğlu'nu plaketlerini almak üzere sahneye davet ediyorum. Çok kısa bir şekilde kısa bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü plaket töreninin yapılacağından haberdardım. Ancak bana plaket verileceği konusunda bir bilgim yoktu. Aslan Bey'e bu konudaki duyarlılığı için çok teşekkür ediyorum. Ben de hem bana verilen plaket için çok teşekkür ediyorum. Plaket alan tüm arkadaşlarımı, bundan önceki başarılı çalışmalarını bundan sonra da devam edeceğine inancımla bir kez daha kutluyorum. Aslı Hanım'a teşekkür ediyoruz. Programımıza katılamayıp telgraf gönderen davetlilerimize de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi de şiir dinletimize geçiyoruz. Şiirlerini sunmak üzere Samsun Baromuz'un değerli üyesi avukat Sayın Belgin Bilgin'i sahneye davet ediyorum. Hepinize merhabalar, aranızda olmak çok güzel. Ben tek kısa bir şiirimle sizlere sunmak istedim. Bak yine güneş doğdu bu sabah diyoruz. Bak yine güneş doğdu bu sabah. Birazdan tek tek ayak sesleri duyulmaya başlayacak sokakta. Birazdan Ağustos böcekleri susacak yavaş yavaş. Birazdan biri kabusundan uyanacak. Biri tatlı rüyasından. Birazdan biri kabus gibi bir güne açacak gözlerini. Birinin önünde yeni ufuklar. Bak, yine güneş doğdu bu sabah. Gece hiç bitmeyecek sanmıştık oysa. Bak yine güneş doğdu bu sabah. Tıpkı dün sabah doğduğu ve yarın sabah doğacağı gibi. Oysa tüm gece beklemiştik kayan tek bir yıldızla dilek dilemeyi. Ama güneş doğdu bak. Artık yüreğinden, bileğinden dileyeceksin her şeyi. Bak yine güneş doğdu bu sabah. Bu sabah yine zırhlarımızı kuşanarak, elimizde savaş baltalarımız, yüzümüzde boyalar, değirmenlere karşı düşeceğiz yola, yüreğimizde kocaman umutlar. Belki yine
baltası düşmüş ellerimizle ve zırhımızda kocaman bir delikle döneceğiz eve. Ama üzülme. Çünkü kadife gibi bir gece var önümüzde ve inan bana yarın sabah da aynı şeyleri söyleyeceğim sana. Bak, yine güneş doğdu bu sabah. Teşekkür ediyorum hepinize. Bergen Hanım'a bu güzel sunumlar için teşekkür ediyoruz. Tüm davetlilerimizi fotoğraf çekim için sahneye davet ediyorum. Divan olmadı.